Enerjisa günlük enerji bülteni sunar. Enerji günlüğünden merhaba. Bugün 5 Mayıs 2021. Dünyadan ve Türkiye'den enerji haberleriyle karşınızdayız. Ben Nilgün Mete. Enerjisa Enerji'den %56'lık kar artışı. Enerjisa Enerji Anonim Şirketi 2021 yılının ilk 3 aylık dönemine ilişkin finansal raporunu açıkladı. Şirketin net karı geçen yılın aynı dönemine göre %56 artarak 531 milyon 984 bin liraya yükseldi. Kar artışını, gelir artışını yanı sıra finansman giderlerinin 402 milyon liradan 335 milyon liraya gerilemesi de etkili oldu. Star Rafineri'ye sıfır atık belgesi. Sokar Türkiye'nin Petkim, Star Rafineri ve Sokar Türkiye Akaryakıt Depolama Üretim Birimleri sıfır atık belgesi aldı. Böylece her 3 tesisi atık yönetimi konusunda gerekli ekipman ve sistem altyapısını tamamlayıp atıkları kaynağında ayrıştırarak ekonomiye geri kazandırdığını belgelemiş oldu. Sokar Türkiye atık geri kazanımını da %32 arttırdı. Sayın dinleyiciler, Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası Başkanı Odile Reno Basso ile görüştü. Bakan Dönmez, EBRD ile işbirliğinin 4300 megawattlık yenilenebilir enerji kapasitesini kapsadığını söyledi. Avrupa Birliği'nin hibe katkılı kredi programlarını geliştirmeyi planladıklarını da sözlerine ekleyen Dönmez'i dinliyoruz. Ülkemizin de kurucu üyesi olduğu EBRD'nin 2009'dan bu yana ülkemizde özel sektör ağırlıklı olmak üzere toplam 13 milyar euronun üzerinde yatırıma destek vermesinden duyduğumuz memnuniyeti ifade etmek isterim. Öte yandan bu tutarın yarısına yakının, yani yaklaşık 6 milyardan fazla bir tutarın sürdürülebilir enerjiye, enerji ve kaynak verimliliği ve çevre alanlarına ayrılması da ayrıca memnuniyet vericidir. Bu anlamda EBRD ülkemizdeki en önemli uluslararası finans kuruluşlarından birisi olmuştur. Aynı şekilde Türkiye EBRD'nin en geniş faaliyet gösterdiği ülke olarak öne çıkmaktadır. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez'in Türkiye'nin Avrupa İmar ve Kalkınma Bankası ile yenilenebilir enerji yatırımlarının finansmanı konusundaki işbirliğine dair açıklamalarını dinledik. Elektriğin %8'i rüzgardan. 28 Nisan 2 Mayıs haftasında Türkiye'de elektrik üretiminin %8.14'ü rüzgar enerjisinden sağlandı. Türkiye Rüzgar Enerjisi Birliği'nin verilerine göre rüzgarın elektrik üretiminde en yüksek paya sahip olduğu gün %12.29'a 26 Nisan Pazartesi olurken, rüzgar toplam üretime en düşük katkıyı %4.79'a 30 Nisan Cuma günü sağladı. Değerli dinleyiciler, petrol piyasasında lisans başvurusu mevzuatında değişiklik yapıldı. Enerji Piyasası Düzenleme Kurulu'nun konuya ilişkin yeni kararına göre rafineri lisansı talebiyle başvuru yapanlar herhangi bir nedenle rafineri lisansı almasına engel bulunmadığını beyan edecek. Afyon'da biyogaz tesisi. Armetek Enerji Afyon Karahisar ili Çobanlar ilçesinde biyogaz ve organik gübre üretim tesisi kurmayı planlıyor. Biyogaz tesisinde hayvansal dışkı ve yenilenebilir sıvı ve katı yağlardan elektrik üretilecek. 3,5 megawatt kapasiteli tesis 35 milyon liraya mal olacak. Kırşehir Belediyesi kendi ihtiyacını karşılamak amacıyla yaklaşık 4,5 megawatt kurulu güce sahip güneş enerji santrali kuracak. Proje 9 milyon liraya mal olacak. Mineral piyasalarına batarya damgası. Enerji saklama teknolojilerine yönelik artan çabalar ilgili emtia pazarlarını da damgasını vuruyor. Uluslararası Enerji Ajansı'na göre elektrikli araçlarla bataryalarda kullanılan minerallere yönelik talep 2040 yılına kadar 30 kat artacak. En yüksek talep artışı %40'la lityumda beklenirken kobalt ve nikel talebinde ise 20-25 kat artış yaşanacağı tahmin ediliyor. Sayın dinleyiciler, İklim Liderleri Zirvesi'nde Amerika Birleşik Devletleri'nin açıkladığı yeni iklim hedefleri ve diğer taahhütlerle küresel ısınma tahminleri 0.2 derece azaldı. Buna göre yüzyıl sonuna kadar küresel ısınma 2.4 derece kalacak. Ancak bu oran hala Paris Anlaşması'nın 1.5 derece sıcaklık sınırının oldukça üzerinde. En iyimser senaryoya göre 2100 yılına kadar en az 2 santigrat derecelik ısınma yaşanacak.
Almanya sıfır emisyon hedefini öne çekti. Değerli dinleyiciler, Almanya emisyon azaltımında vites büyüttü. Hükümet daha önce belirlediği sera gazı salımını 2030 yılına kadar %55 azaltma yönündeki hedefini %65 olarak güncelledi. Almanya net sıfır emisyon hedefini de 5 yıl erkene alarak 2045'e çekti. Belçika'dan Enerji Adası Projesi. Belçika, rüzgar enerjisi ve yeşil hidrojen için 2025 yılına kadar Kuzey Denizi'nde bir enerji adası inşa etmeyi planlıyor. Kurulacak tesisi rüzgar elektriği depolamanın yanında yeşil hidrojen üretilip depolanmasına da izin verilecek. İlk etapta 3000 megawatt olarak kurulacak tesisin kapasitesi zamanla 10.000 megawatta kadar çıkarılabilecek. Polonya, Turow kömür madeninin ömrünü 2044 yılına kadar uzatma kararı nedeniyle Avrupa Birliği desteğinden mahrum kalabilir. Avrupa Birliği Komisyonu bu durumun adil geçiş fonunun kullanılmasını riske attığını duyurdu. Avrupa Birliği'nin 17,5 milyar euroluk adil geçiş fonu bölgeleri düşük karbonlu endüstrilere yönelmeleri yönünde teşvik ediyor. Ve sırada petrol fiyatları var. Petrol fiyatları Amerika Birleşik Devletleri ham petrol stoklarındaki düşüş etkisiyle yükselmeye devam ediyor. Dün günü 68,88 dolardan kapatan Brent petrol bugün 70 dolara yakın seviyelerde. Bültenimizin sonunda spot elektrik fiyatlarına göz atıyoruz. Spot elektrik piyasasında 6 Mayıs 2021 için geçerli megawatt saat başına ortalama piyasa takas fiyatı 398.09 lira oldu. Gün içinde en yüksek fiyat saat 14-15 aralığı için 490 lira seviyesinde oluştu. Günün en düşük fiyatı ise saat 06-07 dilimi için 341.67 lira olarak hesaplandı. Enerji Günlüğü tarafından hazırlanan enerji bültenini dinlediniz. Hoşçakalın. Yapım Enerji Günlüğü. Yayın Yönetmeni Mehmet Kara. Haber Müdürü Sabiha Kötek. Editör Benan Öztürk. Spiker Nilgün Mete. Teknik Yapım Resul Buksur. Enerjisa Günlük Enerji Bülteniniz sundu.